Yüz göz olduk yar seninle, sözümüzü esirgemez olduk. Ne zaman başlayacağız? Gençliğimi geri verseler, ama güzel söyleyeceğim. Dostlarım hepinize merhabalar. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi yanımda taşıdığım Yeni Çakı'nın videosunu sizlerle beraber paylaşıyoruz. Leatherman'ın bir çıkısı ev ortamında bulmamızın sebebi de bu. Hani dışarıda böyle bıçağı kırdılı kurdulu bir şey yapmayacağım. Gerçekten yanımda taşıyacağım. Yasal yönetmeliğe de 6136'ya da uygun olduğu için kendime aldığım işe zaten kapakta gördüğünüz gibi değil. Hani şu kadar bir bıçak zaten. Şimdi açıp içini de göstereceğim. Yani EDC olarak neydi, Everyday Carry miydi? Öyle değişik bir açılımı vardı. Keşke baksaydık. Öyle bir açılımı var. Yani günlük yanınıza taşıdığınız eşyalar anlamına geliyor. Benim de yanımda taşıdığım bu. Tabii o anlamda tam olarak değil de karşılığı. Hani bizde olanı o. EDC, hani benim EDC'm diye paylaşıyorlar mesela. Bu. Yanında günlük taşıdığın nedir? Yüzün, saatin, cüzdanın. İşte veya farklı bir multi-tool, farklı bir çakı vesaire vesaire vesaire. Fener. Mesela Ramazan abi gibi yanında, Alican dinliyor musun beni? Ramazan abi gibi yanında işte pense taşıyanı, makas taşıyanı, adam şey gibi geziyor. Yemin ediyorum ne diyorlar ona? Kendisi çok amaçlı adam ya, her şey var adamda yani. Bu manaya geliyor anlayacağınız, yani günlük yanınıza taşıyacağınız ürünler. Ben de Leatherman'ın sağ olsun F6 Ticaret Murat Çankarabıyık, zaten alabileceğiniz en güvenli yer o. İnternette ben kendim bir araştırma yaptım fiyatları. Türkiye piyasası 145 ile 160 arasında gidip geliyor. Teşekkür ediyorum bana bunu hediye ettikleri için buradan. Şimdi ürünün burasında barkodu var gördüğünüz gibi. Leatherman'ın Skeletool KBX. Bu yabancı tanıtımlarda direkt çeviri yaptıkları zaman iskelet diye, iskeletor diye dönüyor. Hani ben bu videoyu izlemeden önce bıçak hakkında biraz bilgim olsun diye yabancılara baktım. Çeviri de öyle dönüyor. Herhalde orada ufak bir böyle mizah yapmışlar. Skeletordur. Skeletool yapmışlar herhalde. Multitool. Anladın mı? Ne? Ben kendim yapmadım bunu. Allah Allah. Ne yapayım yani? Marka yapmış. Şimdi arkadaşlar, ürünü açtığımızda ilk olarak şöyle mavi bir poşette geliyor. Eyvallah. Zaten bıçak sağlam. Bıçak için bir korumaya gerek duymamışlardır diye düşünüyorum. İçine böyle bir şey çıkıyor. Böyle bir kağıt. Bu kağıdın da fotoğrafını koyarım. İncelemek isteyen inceler. Videoyu durdurur incelersiniz yani. Burada bu bir seri büyük olasılık. Krater diye bir tane daha varmış. Krater C334. Yok 300. Krater C33TX. Krater C33L. Ondan sonra Krater C33 ve Skeletool KBX dediğimiz model. Hani şu an benim elimdeki model. Diğer modellerinde arkadaşlar yine Alican bulursa inşallah koyar. İşte karabina gibi altından çıkan bir olay var. Onu koymuşlar. Hani karabina gibi şurada fotoğrafını koyarız direkt. Ondan sonra tornavida olanı varmış. Sonra bakıyorum, evet, düz anahtar olanı varmış. Ve arkadan bazı yarı otomatik çakılarda gözüken, hatta direkt yarı otomatik çakılarda gözüken özellik ondan varmış. Bazılarında vida varmış, yine yarı otomatik çakılarda gözüken bunda bulunmuyor. Bunun ek olarak, hani multi-tool olarak düşünürsek tek özelliği, arka cebe takma klipsinde arkadaşlar bir soda kapağı açıcılığı var. Onu da deneriz, videoya ekleriz. Şu tarafında yine fotoğraflarla ve size yakından göstereceğiz. Şimdi bıçağımızı bir açalım, şöyle yakından görelim. Keskinliğine bakmak için bir kağıt kesebiliriz. Ama hani dediğim gibi tekrar bıçağın arasına ağlatmayacağım. Günlük kendi kullanacağım bıçak olacağı için. Bıçağımız klasik mekanizmalı. Şurada bir kilit, yani emniyet şeyi var. Nedir biliyorsunuz. Çoğu klasik mekanizmalı çakıda şuradaki metal parça geri ittirdiğin zaman kapanır. Çaka açıldığında dışa atar. Zaten şu sesi bir duyuralım. Duydunuz. O ses tamamen o mekanizmanın sesi. Bu çaka açıldığında yukarı çıkıyor ve çakı emniyet alınmış oluyor. Yani kapanmıyor. Bunu denerdim de denemeyeceğim. Bıçağı zorlamayacağım. Dediğim gibi bunu günlük kullanacağım. Hani sadece yanında ne taşıyorsun diye merak edenler çok soruyor. Bu şekilde hani şöyle göstereyim. Parmağımın arkasında gözükmüyor lan. Gözüküyor mu? Vallahi gözükmüyor. İşaret parmağımdan daha küçük bir çakı. Böyle bir olay. Keskinliğine bakalım Alican Bey. Ondan sonra özelliklere geçelim. Özelliklerini yazdım buraya böyle. Alıyor musun? Farklı bir açıdan mı çekeyim falan? Keskinliği mükemmel bu arada. Harbiden iyiymiş yani. Bekle biraz. Dur şurayı keseyim de. Daha önce denedik biz bunu. Kesimini yaptık. Ben bağdaş kurmuştum. Yakına geleceksen düzelteyim canım. (Gülüyor)
geldi. Hı. Hazır mısın? Bekle. Biraz da kameraya doğru şey yap. Tamam, net. Yani 10 numara 5 yıldız bir kesme olayı var. Şu testeresine takıyorum ya. Testereye gidiyor, dur. Ya abi şöyle göstereyim direkt. Bak. Sadece ucunu değdiriyorum. Biraz daha hacimli bir kağıt olsaydı, hani kaliteli bir kağıt olsaydı daha güzel bir kesim gösterebilirdik size. Ama önemli olan inceyi kesmek. İnceyi de kesiyor zaten, dur. Anasını satayım. Kağıdı yırttım lan hep. Tamam. Şimdi bıçak biraz daha geniş ağızlı bir bıçak. Yani bu şekilde kıl olur mu? Kıl almaması lazım zaten. Çünkü niye hemen bununla bir iki kesim yaptım. Alıyormuş. Yenimizi kesmedik. Bıçak kalın ağızlı bıçak. Bu bıçak bizde neye bize ne katkısı oluyor bunun? Daha uzun ömürlü oluyor keskinliğinin. Zaten böyle olması gerekiyor bir EDC'nin. Zaten fazla kullanmıyorsun. Şurasında tırtıklı bir ürün koymuş. Bu nedir? Benchmade'in tanıtım filminde dediğim gibi orada izlemiştim. İtfaiyecilerin vesaire. İşte direkt emniyet kemerini tutup pıst diye kesip hani direkt içinden insanı çıkarabilmesi için. Hani bu daha hacimli ürünleri. Nedir? Deri. Ondan sonra ip. Hani tarz şeyleri kesebilmeleri için yapılmış. Ya kesmedik kendimiz. Neyse yine de güvenliğe alalım kendimizi. Şunu bir kaldıralım. Şimdi burada gördüğünüz gibi ürünün şeyleri yazıyor. İşte boyu, oyu, buyu. Ama tamamıyla Amerikan balığı. Şimdi arkadaşlar bıçağımızın çeliği 420 HC çeliği. Çelik hakkında fazla bir bilgim yok. Hani dediğim gibi ben hep bunları, ben bir bıçak tanıtım kanalıyım ve Türkiye'nin en büyük bıçak tanıtım kanalıyım ama çeliklerle fazla ilgilenmedim ve öğrenmem, bilmem gerekiyor yani. Burası eyvallah. Biz daha çok kullanım ve uygulama aşamasıyız. Hani zor, biz şunu biliyoruz. Bizden daha çok kimse zorlayamaz. Hani bunu biliyoruz değil mi? Yani anasını ağlatırız gerekirse bir onu. Hani bana bunu kıramazsın diyeceğim bir şey getiremediler şu ana kadar. Kırarım. Neyse. Şimdi bıçağımızın teknik özelliklerine geçelim. Buraları keseceksin ha, bazı yerlerini biliyorsun değil mi? Böyle gidip saçma sapan şeylerimi koymayın. Bıçağımız tamamen Amerikan malı. Bu ne yazık ki iyi bir şey. Neden ne yazık ki iyi bir şey? Adamlar Amerikan malı dediğin zaman artık tamam diyorsun. Yani tamam iyidir, sıkıntı yok. Alın, alın, al bunu al filan yapıyorsun. Neden? Kendilerini kanıtlamışlar. Bizim Türkiye Cumhuriyeti üreticilerinden de bu tarz şeyler bekliyoruz. Lütfen, please yani lütfen. Bir Türk markası tanıtmak benim için daha iyidir. Daha çok işime gelir değil mi? Herkesin işine gelir. Neyse şimdi yabancı izleyicilerimiz de var, ayıp olmasın. Ayıp olsun amına koyayım, siktir et. Bunları söyledikten sonra toplam boyu 15.4 santim arkadaşlar. Namlu boyu 6.6 santim. Cebe takma klipsi mevcut, sağlam bir klipse benziyor, onu da deneyeceğim. Ağırlığı 36.85 santim nedir abi? Ağırlığı 36 gram büyük olasılık. Bu da güzel bir ağırlık. Neyse. Önemli bir şey yok. Çok değişik bir video oldu değil mi acaba? Şu telefonu bırakıp bana katılır mısın? Bırak lan telefonu. Amına koydum. Devam et hadi ya. Elimi kestim burada. Vakit gidiyor. Elimi niye kestin? Bilerek kestim malım çünkü. Allah Allah ya. Evet. Ufak bir kesik. Yorgunum bugün, ondan böyle oldu. Durmuş ya. Nerede kalmıştık? Evet dostlarım. Yani işin kısası, özü şu. Benim kendi EDC'mle kullanacağım bıçak, Leatherman zaten çok mükemmel ürünler yapıyor. Özellikle Leatherman'ı şu şekilde tanıyorsunuz. Pense şeklinde multi-tool çakıları var. İçinde birçok şey işte çakısı, bıçağı, pense zaten yani pense zaten. Ondan sonra tornavidası, farklı somun uçları vesaire bulunuyor. Hani o şekilde bir marka, kendini kanıtlamış bir marka. Türkiye'de fazla ürün tanıtımı yok. Zaten şu elimde bulunan ürünün de yani sekele tool dediğimiz ürünün de tabii öyle mi telaffuz ediliyor ben de bilmiyorum ama İngilizce ile aramın fazla iyi olmadığını hepiniz çok çok iyi biliyorsunuz. Tanıtımını biz burada yapmış olduk. Çok iyi bir ürün. Yurt dışında tutmuş bir ürün. Neden? Ya bizim Türkiye'de neden aslında tutabilecek bir ürün? Taşınabilecek en kaliteli çakılar arasında. Hani bunu senin yanında yakalayamazlar zaten. Nasıl yakalayacaklar abi bunu?
Nasıl yakalayacaklar? Hani şu cebe takma klipslerini çıkar, istediğin yere sok. Kimse bunu görmez, yakalamaz yani. 10 numara 5 yıldız bir çakı. Değil mi Alican? Yani. Artı mesela soranlar sorabilir. Neden çakı taşıyorsun? Seviyorum bir. Bazen üstünde olduğunu bile unutuyorum. Hani çakının bendeki yeri o kadar değişik. Ben de üstünde bazen çakı taşıdığımı unutuyorum Alican. Hani var mı yok mu bilmiyorum bile. Bugün olduğu gibi. Yani bilmiyorum, hoş bir şey. Çakı her yerde lazım oluyor abi. Bir yerde lazım oluyor. Hadi hiçbir şey olmadı. Hepimizin sevgilisi var. Çoğunuzun sevgilisi var. Benim de var. Ailen var. Annen baban var. Hani bir yere gittin geziyorsun. Arkadaşlarım var. Gece vakti 10 tane alyaş geldi sana dadandı. Ne yapacaksın? Hiçbirimiz çekicen değiliz yani. Polisi bir anda aradığında ışınlanamıyorlar da. Yanlış anlamayın. Teşkilatımıza kesinlikle laf etmiyoruz. Ellerinden geldiğinin en hızlısı şeklinde işlerini yapıyorlar ama henüz ışınlanma bulunmadı. Hani bu yüzden şey gibi, yangın çıktığında itfaiyeyi arıyorsun ama evde yangın söndürme tüpü bulundurmuyorsun gibi bir durum bu olay. Neyse, mevzuyu fazla uzatmayalım. Benim yeni favorim budur. Uzun sürede bu olacak diye düşünüyorum. Çok küçük bir çakı, sana yakışmaz küçük çakı falan diyenler olabilir. Bize yakışır. Ne olursa olsun hayatta her zaman en önemli olan şeylerden biri ülkenizin yasaları ve kanunları. Ve bu kanunlara sonuna kadar uymak size farz. Uyacaksınız. Başka bir şey yok. Ben bilmem kaç yıldır bilmem ne sustalısı taşıyorum, bana hiçbir şey olmadı. Umarım olmaz diyelim. Hani bunu normalde şöyle telaffuz edebilirdim. Bir gün gelir götüne sokarlar diyecektim ama demedim, tuttum içimde. Hani böyle artistik yapmaya, saçmalamaya veya bu yaptığınız şeyin hani iyi bir bok yemiyorsunuz ve insanlara kötü örnek oluyorsunuz. Bunu buradan böyle söylemiş olayım. Üstüne alınan alınsın, alınması gereken de kendini biliyor. Hani bu Türkiye'de artık bir sürü video çeken insan var, çakı tanıtımları çeken de var ve biz bunların çoğunu 15 izleneninde, 1000 izleneninde takip ediyoruz. Merak etmesin kimse yani. Millete böyle ben bilmem kaç yıldır sus... Yani adam güya işte can cezalar hakkında konuşma yapıyor bir videosunda. 6136 hakkında. Konuşuyor konuşuyor, en sonunda diyor ki ben şu bilmem ne bilmem ne işte sustalısını taşıyorum da. Bilmem kaç yıldır başıma... Yüz göz olduk yar seninle, sözümüzü esirgemez olduk. Ne zaman başlayacağız? Gençliğimi geri verseler. Ama güzel söylemiş ama. Neyse, buraları kesilsin. Dostlar dediğim gibi... Parmağımı kestim. kimsenin... Söylediği salak saçma şeylere uymayın. Anamız kendisine. Benim dediklerime de uymayın. 6136'yı kendiniz okuyun, başından sonuna kadar okuyun ve onun söylediği, yani kanunun belirttiği şeylere göre yaşayın. Ha, kanunda bazı değişiklikler alıyor. Mesela kanun başka, polis başka diyor. Böyle şeyler yazanlarınız oluyor benim kanun videolarımın altına. İyice bir okuyun, her şeyi öğrenin. 6136. kanunu, avukat sayfaları, siteleri var. Hukuk forumları var. Gelin oralardan inceleyin. Artık benim çakımda tanıtımı yaptığıma göre kutusuna kaldırmama gerek kalmıyor. Bunu direkt alabilirim yani yanıma. Ürün videomuz bu şekildeydi. Dediğim gibi yanımda taşıyacağım bir çakı olduğu için arkadaşlar fazla zorlamayın. Bir de bir taraftan şeye bakıyorum, şu hiç iyi olmadı abi, benim dikkatim dağıtıyor. Bir taraftan yanındaki şeye bakıyorum, bir taraftan tam lensin ortasına sizle böyle göz göze gelmeye çalışıyorum. Yanımda taşıyacağım çakı bu. Farkındaysanız kuru sıkı tabanca tanıtımlarını boğdu bizi abi dediğin için biraz azalttım. Ama bunların tanıtımı da yakında gelecek. Çünkü bizim kanalımızda kuru sıkı tabanca sever bir kitle var. Tüfek sever bir kitle var, ne alakaysa, hiç tüfek videosu çekmememize rağmen. Bıçak sever kitle yoğunlukla seviyor. Bir de benim öleceğimi merak, benim ne zaman öleceğimi, hangi videoda öleceğimi merak eden bir kitle var. Farklı farklı kitler olduğu için biz bunu tam ortalamamız, dengelememiz gerekiyor. Yani çakı tanıtımı, silah tanıtımı, o bu tanıtımı, o şu şu filan. Bunu ortalamamız gerekiyor, bu yüzden de biraz bekleyeceksiniz. Bazı durumlarda çok manyak projeler geliyor. Deli gibi koşturuyoruz. Sizin böyle izlerken hani böyle çayınızı, bisküvinizi karşısına alıp geçip izleyeceğiniz şeyler gelecek yani. Haberiniz olsun. Ufak bir spoiler vermiş olayım. Instagram'dan takip edenler çoğunlukla spoilerları görüyorlar zaten. Hani bu ürün bana geldiğinde bile Instagram'da ilk gördü arkadaşlarım. Size öyle söyleyeyim yani. Hani mesela şu ürün bana ilk geldiğinde 1,5 ay, 2 ay önce arkadaşlarımız gördü ama hala videosu gelmedi. Bu yüzden ne yapıyoruz? Instagram'dan beni takip ediyoruz. 56.000 abonem var, Instagram'da 2.000 takipçi var. Bu bana koyuyor. Takip edin. Neyse, fazla bokunu çıkarmayalım. Güçsüzleşmeyin bu kadar da ya. ne yapıyorsun? Ya niye dağıtıyorsun? Silah atacağım. Hayır. Hayır. Sakın manyak mısın oğlum sen? Niye? Ben bile atmadım, farkında değil misin? Asmalı mı? Asmalı tabii. Nasıl atmalı ya? Anlatacağım tabii. Neyse arkadaşlar. Ananı sikeceğim sinek abi, bile yapıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Allah tuttuğunuz altın etsin. Allah tuttuğunuz altın etsin. Bir de reklama tıklarsanız süper olur. Alican. Aşağıya da şeyimi bırakıyorum. Neydi onun ismi? İban numaramı. İban numaramı bırak. Var öyle YouTuber'lar biliyor musun? Var, arkadaşlar var. Çok para ihtiyacım var. Neymiş? Bir de kız YouTuber. Hayır hayır kız YouTuber. Şeyi eyeliner'ı mı etmiş? Şey pahalıymış tamam mı? Alamıyorum arkadaşlar. İşte aşağıya bilmem ne bir şey bırakıyorum. Bir de bir tane site linki bırakmış. Kaç kişi kaç? Vardı bir 30 bin 40 bin. Ya bir sponsor veriyordur. Böyle bir şey olamaz. Yemin ediyorum böyle bir şey oluyor. Böyle yüzsüzlük olamaz ya. Valla böyle bizde Allah var yani. Şimdi bir de tanıyorum yani biliyor musun? Muhani diyorum ya tanıdığım makyaj kanalları var diye. Tanıyorum yani. Ama... Tanıyorum yüzsüze. Neyse geçelim bunları. Çok 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 giydiriyorum ya ben videolarda. Bu benim başımı işatacak bir gün. İsim vermediğim sürece bir problem yok ama. Yani bizim kanalın şeyi yavaş yavaş mizah kanallarını takip etmeye başladım. Ondan oldu biliyor musun? Evet. Yavaş yavaş böyle mizaha kayma başladı. Her şeyden bir şey çıkarıyoruz anasını satayım ya. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Varlığınız bizim için yeterlidir. Hiçbir zaman sizden hani maddiyat içerikli bir şey istemedik. Hiçbir zaman da istemeyeceğiz. Önemli olan bizim sunduğumuz içeriğin size bir şeyler öğretebilmesi, size bir şeyler katabilmesi ve bıçak sevdiğiniz için size biraz, nasıl söyleyeyim, eğlence katması. Amerikalılarda bir tabir var ya, gun porn. Hani adamlar porno izler gibi silah videoları izliyor filan. Onlar da şeyle Furkan'la konuşurken ama aynen bu bizimki de öyle bir şey yani. Tabii bunu izlerken yanlış bir algı oluşturup bir eliniz dolu olmayacak da hani sıçıyorlar gidiyorlar bizim yanımızda üst üste görüyor musun? Dur. Çok insan. Acaba ben ne var? Yani dedim zaten bir sıkıntı vardı. Şimdi kimde çağırıyorum? Ha? İnsana silah da vurur. Oğlum o şarjörlere gitti. Ya oğlum şu videoyu niye kapatamıyoruz? Çıkamıyorum. Sana. Tamam getirdim. Oğlum ben çok yaşlandım. Bundan oldu biliyor musun? Yalnızım ben ondan. Karı bulun bana. Zaten patates videosunun da sonu yok biliyor musun? Patates! Hangi video çekelim ona da? Versene şeyi bana ya. Oha yükledim bile ben onu. Oha yüklendi mi şu an? Evet. Bunun ağzında yok değil mi? Tamam hadi bitir. Şöyle bir şey yapabilir miyim ben? Bunu şarjöre havaya atacak silah sokacağım. Sonra deneriz. Geçen öyle bir şey deneriz. Patlamış devin içinde. Neyse, şarjörü boş ver. Kapanış yapamıyorum abi, içim üstünde bir felaket var ya. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu ben baştan söyledim değil mi? Evet. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşürüz. Niye? 10 saniye var ya. Bu video bitmeyecek ama. Kapat.